Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bursluluk sınavı tarihimiz yaklaştı ve yine bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte bursluluk çalışması yapacağız. Sınava yaklaştıkça çalışmalarımız son sürat devam edecek. O derslerimizi de kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu denememizde geçtiğimiz denemede 25. soruya kadar gelmiştik. 26. sorudan devam edeceğiz. Sizler için bu soruların PDF halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp kendiniz de çözebilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hz. Muhammed'in Bedir Savaşı'ndan sonra esir alınan Mekkelilere 10 Müslümana karşı okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalacaklarını söylemesi hangisine önem verdiğini gösterir. Bakın Hz. Muhammed neye önem veriyormuş? Okuma yazmaya önem veriyormuş. Okuma yazmaya önem veren birisi eğitime önem veriyordur. Cevabımız D şıkkıdır. Devam ediyoruz 27. sorumuzda. Hz. Muhammed Bedir Savaşı'nda ordunun nerede duracağı konusunda fikir alması, Hendek Savaşı'nda gelen öneri doğrultusunda şehrin etrafına hendek kazması hangisini gösterir? Arkadaşlar böyle bir davranış insanların görüşlerine değer verdiğini gösterir. Sadece kendi düşüncelerini gerçekleştirmeyip başka insanlara da değer verdiklerini gösterir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 28. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra İslam Devleti resmen kurulmuştur? Arkadaşlar İslam Devleti'nin resmen kurulması Medine'ye yapılan hicretten sonra olmuştur. Yani 622 tarihinden sonra olmuştur. Cevabımız D şıkkıdır. 4 halife dönemine aynı zamanda Cumhuriyet dönemi denilmesinin nedeni nedir? Arkadaşlar 4 halife seçimle iş başına geldiği için bu döneme Cumhuriyet dönemi denilmektedir. Yani işin içinde biz ne arayacağız? Seçim arayacağız. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi Cumhuriyet dönemi değildir. Tam aksine monarşi dönemidir. İslam devletinin kurumlarının oluşturması devlet yapısıyla alakalıdır. Halifelerin seçimle iş başına gelmesi Cumhuriyet dönemi olduğunu gösterir. Yeni fetih yapılmasının bir alakası yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. 30. soru. Yukarıda 1. ve 2. olan yerlere, 1 ve 2 olan yerlere hangi halifelerin isimleri yazılmalıdır diyor. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi hemen cevabı veriyorsunuz. Zaten Hazreti Ebu Bekir, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli şehirlere gönderilmesi Hazreti Osman dönemidir arkadaşlar. 1'e Hazreti Ebu Bekir, 2'ye Osman gelecek. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 31. sorudayız. Emevilerin aşağıdaki tutumlardan hangisinin ülkenin yıkılmasını kolaylaştırdığı savunulabilir? Hatırlarsanız Emeviler Arap olmayanları dışlamışlardı ve onlara mevali demişlerdi, değil mi? Onlara mevali yani köle demişlerdi. Yani Arap milliyetçiliği yapmışlardı. İşte bu devletin yıkılmasını kolaylaştırmıştır. Şıklara bakalım. Araplar dışında diğer milletlere ayrımcılık yapmaları zaten mevali politikası tam olarak budur. Halifeliği saltanata dönüştürmek, Arapçayı resmi dil ilan etmek, İslamiyet'i Avrupa'da yaymak cevaplarımız arasında olamaz. Cevabımız A şıkkıdır. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'e geçmelerini kolaylaştıran nedenlerden birisi olamaz? Arkadaşlar Türkler İslamiyet'e kolaylıkla geçmelerinde orada gök tanrı dinine inanmalarının etkisi de söz konusudur. Her iki dinde kurban inancının olması, arkadaşlar kurban inancı hem İslamiyet'te hem gök tanrıda vardır. Bu İslamiyet'e geçişi kolaylaştırmıştır. Her iki dinde de temizliğe önem verilmesi bu da geçmeyi kolaylaştırmıştır. Her iki dinde de ahiret inancının olması bu da kolaylaştırmıştır. Ama Türklerin yerleşik yaşama geçmesinin İslamiyet'e geçmeyle alakası yoktur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 30. soru. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü kurultaya Hakan'ın eşi Hatun'un da katılması hangisini kanıtlar? Arkadaşlar bu kadına önem verildiğini bizlere gösterir. Bakalım ülkenin ikili sistemle yönetildiğinin bir alakası yoktur. Kadının da yönetimde söz sahibi olduğunu zaten bizlere kanıtlar. Türk ordusunun güçlü olduğu ya da merkezi otoritenin güçlü tutulduğuyla alakası yoktur. Cevabımız B şıkkıdır. 34. soru. 552'de kurulan Köktürk Devleti Bumin Kağan'ın ölümünden sonra Çin entrikaları sonucu iyice zayıflamış ve 630 yılında devlet yıkılmıştır. 681 yılında Kutluk Han Köktürkler Çin esaretinde geçen 50 yıldan sonra Türkleri yeniden bir araya getirerek Kurtluk Devleti'ni kurdu. Bu durum hangisinin göstergesidir? Türklerin güçlü ordulara sahip olduğunun bu alakası yoktur arkadaşlar. Bakın Türkler Çin esaretine geçtikten sonra 50 yıl sonra tekrar devlet kurdularsa Türkler bağımsızlığa önem veriyordur. Yani esir olmaz. Türk esir olmaz arkadaşlar. O yüzden Türklerin esir edilemeyeceğinin bir göstergesidir. Diğerleri olamaz. Cevabımız B şıkkıdır. 35. soru. Uzun bir metnimiz var.
Ergenekon destanından alınan yukarıdaki alıntıdan hangi çıkarımda bulunamaz? Yani yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Köktürklerin vardıkları yerde akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, meyve, ağaçlar ve avlar vardı. Böyle bir yeri görünce Ulu Tanrı'ya şükrettiler. Hayvanlarının kışın etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye Ergenekon adını koydular. Bakın şu bölümden ben hayvancılık yapıldığını anlıyorum. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldı ki Ergenekon'a sığışamaz oldular. Buna bir çare bulmak için kurultay topladılar. Bir demirci dedi ki bu dağda bir demir madeni var. Şunun demirini eritsek belki dağ bize geçit verir. Köktürkler varıp demircinin gösterdiği dağ parçasını gördüler. Demircinin tedbirini de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın üstünü, altını, yanını, yönünü böylece odun ve kömürle doldurduktan sonra 70 deriden büyük körükler yapıp 70 yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklemeye başladılar. Tanrı'nın gücü ve inayetiyle ateş kızdıktan sonra demir dağ eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. Şimdi burada çıkarımlardan hangisi bulunamaz diyor. Hayvancılıkla uğraşmışlardı zaten üst bölümde yazıyor. Demir madenini işlemeyi bilmektedirler. Bakın demir madenini eritiyorlarsa demek ki işlemeyi biliyorlar. Sorunlara kurultayda çözüm bulunmaktadır. Zaten bunu kurultayda konuştuklarını biz rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ama Uygurlar tarafından yıkıldıklarına dair bir bilgimiz var mı? Bakalım. Üst tarafta ben böyle bir şey görmedim. O yüzden bu çıkarımı yapamayız. Cevap D şıkkıdır. 36. soru. Metne göre devlet yönetiminde hükümdar öldükten sonra yerine kim geçmektedir diyor. Bundan sonra oğullarımdan kim başa çıkarsa beraberce hareket etsin. Biz hepimiz bir soydanız deyip orduda yerlerini ve rütbelerini bilsinler. Bakın şu cümle çok önemli. Bundan sonra oğullarımdan kim başa çıkarsa. Bunu kim demiş? Oğuz Kağan. Demek ki babadan oğula geçen bir yönetim şekli var. Hükümdarın eşi değil, boyun en yaşlı kişisi ya da ordu komutanı değil, hükümdarın oğullarından birisi geçer. Cevap B şıkkıdır. 37. sorudayız. Bir haritamız var. İpek yolu üzerindeki zamanlar Semerkant, Merv, Buhara veya bunun gibi kentler kurulması sonucu kervanların konaklamasıyla burada panayırlar kuruldu ve şehirler zaman içerisinde zenginleşti. Bakın İpek yolu neyle alakalıydı? Ticaretle değil mi? Alışveriş. Yukarıda İpek yolu üzerinde kentlerin zenginleşmesinde hangisinin önemi vurgulanmıştır? Tabii ki de İpek yolu diyorsa aklımıza ticaret gelecek. Cevap A şıkkıdır. 38. soru. Türk Oğuz beyleri ve halkı dinleyin. Yukarıda gök çökmezse, aşağıda yer delinmezse Türk halkı ülkelerini ve yasalarını kim bozabilir ki? Türk halkı hatalarından dolayı pişman ol ve tövbe et. Asi yaratılışlı olduğun için seni beslemiş olan Bilge Hakan'ın refah ve huzur içerisinde ülkesine karşın kendin hata ettin. Nifak soktun. Öyle olmasaydı silahlı düşmanlar nasıl ve nereden gelip sizi dağıtabilecekler? Mızraklı düşmanlar nereden gelip sizi yurdunuzdan sürebilecekti? Yani hata sizde. Niye? Çünkü birlik ve beraberlik olmadı diyor. Birbirinize düştünüz diyor. Yukarıdaki metne göre Türk Devleti'nin yıkılma sebebi hangisidir? Birbirlerine düşmeleri zaten üst tarafta söylüyor. Birlik ve beraberlik olsaydı bu olmazdı. Bunu belirtti. Orduların gücünü yitirmesi, merkezi otoriteyi güçlü tutmaları, Orta Asya'da göç etmeleri cevap değildir. Cevap A şıkkıdır. 39. soru. Ülkemizde yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler için hangisi söylenemez? Sıcaklık ortalaması düşüktür. Bildiğiniz üzere yukarı çıkıldıkça yani yükselti arttıkça sıcaklık düşer. Bu doğrudur. Bu söylenir. Ulaşım koşulları zordur. Dağlık ve engebeli olan bir yerde ulaşım zordur. Evet. Tarım alanları parçalı ve dağınıktır. Kesinlikle. Bu da doğru ama nüfus fazladır. Yanlıştır. Nüfus dağlık arazilerde azdır. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden değildir? Bakın meridyen neydi arkadaşlar? Meridyen ekvatoru dik kesen çizgilerdi. Yani tam olarak şu dik olan çizgiler meridyende. Harita bu tarafta olduğu için buradan gösterdim. Hangisi meridyenlerin özelliği değildir? İki meridyen arasında zaman farkı 4 dakikadır. Evet, meridyenlerin arasında zaman farkı yapılır. Bakın şu ikisinin arasında mesela 4 dakika var. Bu doğrudur. Boyları aynıdır. Her birinin boyu aynıdır. Çünkü buradan başlayıp diğer yüzde tekrar birleşirler. Boyları aynıdır. Greenwich başlangıç boylamıdır. Kesinlikle bu da doğru ama dünya üzerinde 90 tane meridyen vardır. Hayır arkadaşlar, dünya üzerinde toplam 360 tane meridyen vardır. 180 tane Greenwich'in doğusunda, 180 tane batısında olmak üzere toplam 360'tır. Cevap yanlış olanı sorduğu için D şıkkıdır. 41. soru. Yukarıda soru işareti olan yere hangisi yazılmalıdır? Her mevsim yağışlıymış. Bakın her mevsim. Sıcaklık 20 derecenin altına düşmezmiş. Yağmur ormanları varmış. Bakın yağmur ormanları varsa zaten bir ipucu geldi. İnsanlar ince elbise giyerler. Sizce burası kutup mudur, çöl müdür? Hayır, bu ikisi kesinlikle değildir. Bakın
Her mevsim yağışlı ve yağmur orman diyorsa aklınıza ekvatoral iklim gelmelidir. Cevap D şıkkıdır. Fiziki haritalarda yeşil renkler hangilerini gösterir? Fiziki haritalarda yeşil renkler düz yerleri gösterir. Düz yer deyince de aklınıza ova gelecek arkadaşlar. Sakın ha sakın orman, ağaçlık alan gelmesin. Yeşil yer düzdür. O da ovalardır. Cevabı A şıkkıdır. 43. soru. Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Avrupalılar Anadolu'ya Türkiye demeye başlamışlardır? Arkadaşlar Anadolu'ya Türkiye denmesini sağlayan savaş Miryo-Kefalon savaşıdır. Cevabımız D şıkkıdır. 44. soru. Yanda verilen K ve M noktalarının neyi kesinlikle aynıdır? Arkadaşlar bakın burada K ve M noktalarını göstermiş. K ve M noktaları aynı meridyen üzerinde. Yerel saatleri aynıdır. Çünkü aynı meridyende olan noktaların yerel saatleri aynıdır. Ama ekvatora uzaklık bakın M K'ya göre daha yakın. Enlemleri aynı değildir. Çünkü birisi bu enlemde, birisi bu enlemde. Enlemleri aynı değildir. Sıcaklık hiç aynı değildir. Çünkü ekvatora yakın olan daha sıcaktır. Ama yerel saatleri kesinlikle aynıdır. Cevap A şıkkıdır. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapmak isteyen birinin yapması gereken ilk basamak hangisidir? Hemen hatırlayacaksınız. İlk başta yapacağımız şey tabii ki de konuyu belirlemektir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. İglo hangi iklimin tipik barınağıdır? Arkadaşlar bildiğiniz üzere iglo buzlardan yapılır. Buzlar kalıp haline getirilir. Bir ev yapılır. Buz deyince de aklınıza tabii ki kutup iklimi gelmeli. Cevap A şıkkıdır. 47. soru. Bu iklimde iki mevsim görülür. Bakın iki mevsim. Yazlar aşırı yağışlıyken kışlar kurak geçer. Bakın bir ipucu geldi. Yazlar aşırı yağışlı. Hatta sel olur yazları. İnsanlar ağaçlardan yaptıkları evlerde yaşarlar. İnce kıyafetler tercih ederler. Nemin çok olmasına bağlı olarak pirinç yetiştirilir. Bakın bir ipucu daha geldi. Arkadaşlar yazları yağışlı, sel olan, pirinç yetişen iklim tipi tabii ki de muson iklimidir. Kutup zaten kar ve buzla kaplı iklimdir. Akdeniz'i biliyorsunuz. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Ekvatoral iklim her mevsim yağışlıdır. O yüzden burada bize sorulan muson iklimidir. Toplum olaylarını insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilim dalına sosyal bilimler denir. Buna göre hangisi sosyal bilim olamaz? Psikoloji, felsefe, ekonomi bunlar insanın yaşamını etkileyen sosyal bilimlerdir. Ama fizik sosyal bir bilim değildir. Matematiksel bir bilimdir. Cevap D şıkkıdır. 49. soru. Asiye yukarıdaki görselden hareketle hangi hakkını kullanmıştır? Bakın ne yazmış Asiye? Belediye başkanlığına yazmış. İlçemiz Fatih Mahallesi Sahil Caddesi 25. sokak 142 numarada faaliyet gösteren marketin halk sağlığını tehdit eder nitelikte gıda ürünleri sattığı için denetlenmesini istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim demiş. Adını soyadını yazmış. İmzasını atmış. Adresini vermiş. Ne yapmış burada arkadaşlar? Kesinlikle dilekçe hakkını kullanmıştır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Geldik bu denememizin son sorusuna. Eski kültür ve uygarlıklardan kalan her türlü alet, malzeme veya bunun gibi bu gibi şeyleri inceleyen kazı bilimi olarak da bilinen sosyal bilim dalı hangisidir? Zaten bize bir ipucu geldi bakın. Kazı bilimi kesinlikle nedir arkadaşlar? Arkeolojidir. Sosyoloji, numizmatik ya da kronoloji değildir. Cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 25 sorudan oluşan bir bursluluk denemesi çözdük. Bursluluk sınavına kadar elimizden geldiği kadar çok soru çözerek hazırlığımızı yapmaya çalışacağız. İnşallah sizlere o sınavı kazandıracağız. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.